Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Hücre bölünmeleri ünitesini bitiriyoruz. Yani birinci ünitenin sonuna geldik. Çok kısa bir şekilde eşeyli üremeden bahsedeceğiz. Eşeyli üreme çok uzun bir konu değil zaten. Sonra da bu ünitemizle ilgili karma soru çözümleri yapacağız. Böylelikle birinci üniteyi bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde ikinci ünite olan kalıtım konusuna da başlamış olacağız. Peki bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Hızlıca bir onlara da bakalım. Eşeyli üreme ile ilgili temel kavramları bugünkü dersimizde öğreneceğiz. Eşeyli üremenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki eşeyli üreme ile eşeysiz üreme arasındaki farkları, benzerlikleri de yine bugünkü dersimizde anlatmış olacağız. Şimdi eşeyli üreme dediğimiz zaman farklı eşeylerin oluşturduğu dişi ve erkek gametlerin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şekline eşeyli üreme ismini veriyorduk. Peki gamet ne demekti? Aslında gamet dediğimiz şey üreme hücreleriydi. Dişiler de gamet üretimini gerçekleştirecekti. Dişilerin ürettiği gametlere yumurta ismini veriyorduk. Erkeklerin ürettiği gametler ise bizim için sperm ismini alıyordu. Yani gamet eşittir üreme hücresi. Değil tabii ki farklı gametler birleştiği zaman da eşeyli üreme dediğimiz olay meydana gelmiş olacak. Eşeyli üreme uzun sürede gerçekleşiyor. Kime göre? Eşeysiz üremeye göre. Yani biz eşeysiz üreme çeşitlerinden bahsetmiştik ya. Bazı canlılar tomurcuklanma yapıyordu. Rejenerasyonla çoğalan canlılar vardı. Vejetatif üremeyle çoğalan canlılar vardı. Bunlar eşeysiz üremeyle çoğaldıkları için daha kısa sürede yeni bireyler meydana gelebiliyordu. Ama eşeyli üreme eşeğsiz üremeye göre daha uzun sürede meydana gelir diyeyim. Eşeğsiz üreyen canlılara göre daha az sayıda da birey meydana gelecek. Tabii ki Tarımda özellikle çok anlatmıştım ağaçların dalını kesiyorlar toprağa ekiyorlar İki tane sebebi var birincisi tabii ki genetik çeşitlilik meydana gelmesini istiyorlar olan ürünü bilelim istiyorlar eşeğli üreme dediğimiz olay sonucunda tabii ki genetik çeşitlilik meydana gelecek çünkü yumurta ve spermlerin genetik yapısı Birbirinden farklı hangisine hangi genin gittiği de mayoz bölünmeyle yani tesadüfi olarak gerçekleştiği için eşeyli üreme sonucunda genetik çeşitlilik meydana geliyor. Eşeysiz üremede genetik çeşitlilikten bahsedemiyorduk. Eşeysiz üreme dediğimiz zaman kısa sürede çok sayıda yavru elde ediyorduk. Eşeyli üremede ise daha uzun bir süreçten bahsedeceğiz. Daha az sayıda da yavru oluşturulmasından bahsedeceğiz. Oluşan yavrular hem ebeveynlerinden hem de birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bunu tabii ki kardeşlerimizde kendi aramızda da görebiliyoruz. Anne babamızdan tabii ki farklı özelliklere sahibiz ama kardeşler olarak da birbirimizden farklı özelliklere sahibiz. Çok fazla derecede o crossing over'lar, tesadüfi olaylar meydana geldiği için Eşeyli üreme tür içi çeşitliliği ve oluşan canlıların değişen çevre koşullarına uyum yeteneğini arttırır. Burası bizim için önemli. Tür içi çeşitliliği tabii ki yani varyasyonların oluşmasını tabii ki sağlayacak. Değişen çevre koşullarına uyum yeteneğini arttırır ne demek? Şimdi eşeysiz üreme yaptığımız zaman ağacın üstünden yine söylemiş olayım. Ağacın dalını kestik götürdük toprağa ektik. Eşeysiz üreme yaptığımız zaman oluşan yeni bitkiyle ana bitkinin genetik yapısı birbiriyle aynı. Haliyle çevre şartlarının uyumu da aynı olacak. Değişirse çevre şartları mesela şöyle düşün burada bir tane ağaç vardı. Yaşaması için her şart uygundu. Ama çevre şartları değişti. Çevre şartlarının değişmesi artık bunun uyum sağladığı koşulların ortadan kalkması anlamına gelecektir. Eşeğili üremede de genetik çeşitlilik olduğu için değişen çevre şartlarına daha uyumlu bireyler meydana gelecektir. Eşeğili Üreme'de tabii ki crossing over parça değişimi dediğimiz olay söz konusu olacak. Her mayoz bölünmede crossing over olmak zorunda değil. %99.9999 ihtimalle gerçekleşir ama şunu unutma bu tesadüfi bir olay gerçekleşmeye de bilir. Soru kalıplarına şöyle yazdım. Dedim ki mayoz bölünmenin birinci evresinde kesinlikle crossing over gerçekleşir. Hayır crossing over kesinlikle gerçekleşmek zorunda olan bir olay değil. Homolog kromozomların üreme hücrelerine bağımsız dağılımı. Yani bu homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılıp zıt kutuplara gidiyorlar diye hangi homologun hangi tarafa doğru gideceği bağımsız bir şekilde tesadüfi bir şekilde gerçekleşiyor. Döllenme dediğimiz olayda da hangi sperm hangi yumurtayı dölleyecek bu da tesadüfi olay olarak gerçekleşiyor. O yüzden de tür içi çeşitliliği sağlayan faktörler arasında yer alacaklar. Aynı türün bireyleri arasında çok sayıda farklı özelliğin görülmesi mayoz ve döllenmenin tabii ki doğal bir sonucu olacak. Hatta şöyle diyeceğiz. Eşeyli üremenin temeli tabii ki mayoza dayanacak. Tabii ki döllenme olayına dayanacak. Bu iki olay meydana geldiği zaman anca o canlı eşeyli üreme yapmıştır diyeceğiz gençler. Hayvanlarda, mantarlarda, bitkilerde ve protistlerde eşeyli üreme dediğimiz olay söz konusu olabilecek. Bazı canlılarda da özel durumlar var. Erkek ve dişi gamet aynı canlı tarafından üretilebiliyor. Bir canlıda hem erkek üreme organı var yani üreme hücresini meydana getirebiliyor. Hem de dişi üreme organı var yine üreme hücresi meydana getirebiliyor. İkisini de yapabiliyorsa biz bu canlılara erselik yani hermafrodit canlılar ismini vereceğiz. Örneğin erik ve gül bitkileri erseliktir. Mesela ben de size şuradan bir şekil üstünden göstereyim. İlkokuldan beri tahtaya çizilen bir çiçek şekli vardır bilirsiniz. Şimdi çiçeğin yapısına baktığımız zaman en ortasında dişi organ dediğimiz işte yumurta üretiminin gerçekleştiği organımız var. Dişi organın etrafında erkek organ adını verdiğimiz organ var. Sonra bu bitkinin işte taç yaprakları dediğimiz renkli renkli yaprakları, çanak yaprak dediğimiz yeşil renkli yaprakları söz konusu olacak. Şu da sapı olsun. E bu mantıkla bakarsan şuna ne dedim? Burası dedim dişi organ ismini verdiğimiz yapı. Burası da bizim erkek organ adını verdiğimiz yapı. Bitkiyi düşündüğün zaman yani bu canlıyı düşündüğün zaman dişi organ ve erkek organ var. Dişi üreme hücresi yumurtayı işte bitkilerdeki erkek üreme mücresi olan polenleri aynı canlı üretiyor. O zaman bu canlıya hermafrodit, erselik ismini vereceğiz. Dediğim gibi birçok bitki türü tabii ki erselik olacak. Mesela erik gibi, gül gibi bitkiler erselik bitkilere örnektir. Erselik canlılar kendilerini tabii ki dölleyebilecekler. Ancak birçok hermafrodit erselik canlı kendini döllemeye engelleyen adaptasyonlara sahiptir. Eğer şu erselik bitkiyi düşünecek olursan solucanlarda falan da bu durum söz konusu oluyor da diyelim ki şurada üretilen spermler var. Burada üretilen spermler bitkide artık polen ismini vereceğiz. Bitkinin kendi polenleri kendi yumurtasını döllerse kendi kendini dölleme yapmıştır diyoruz. Ama dedi dediğimiz gibi birçok canlı türünde bunu engelleyecek adaptasyonlar var. Mesela şurada polen üretiminin gerçekleştiği dönemle yumurta üretiminin gerçekleştiği dönem birbirinden farklı. O yüzden de bu polen ürettiği zaman yumurta üretmemiş ki polen yumurtayı dölleyebilsin. Bu polen etrafa yayılıyor, başka bir bitkinin yumurtasını döllüyor ya da bunun yumurtasının olgunlaştığı dönemde polen üretimi gerçekleşmiyor. Mecburen başka bir bitkiden gelen polen bunun yumurtasını döllüyor ama altını çize çize bir daha söylüyorum. Her mafrodit canlılar aynı eşeyli olabilir. Yani kendi üreme hücresi kendi üreme hücresiyle birleşebilir. Her mafrodit canlılar ayrı eşeyli de olabilirler. İki tane her mafrodit canlı da döl değişimi durumu söz konusu olabilir. Ama her halükarda her mafrodit canlılarda genetik çeşitlilik meydana gelir. Yine düşmemeniz gereken önemli bir noktadan bahsedeyim. Bazen sorularda diyorum ki her mafrodit aynı Eşeyli canlılarda genetik çeşitlilik görülmez. Şimdi hemen atlıyorsunuz evet tabii ki görülmez. Kendi poleni, kendi yumurtasını döllüyor gibi geliyor. Ama tabii ki genetik çeşitlilik olacak. Çünkü burada polen üretimi mayoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Yumurta üretimi mayoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Her üretilen yumurtayla her üretilen sperm birbirinden farklı. Eğer öyle olsaydı anne babamız da bir olduğu için kardeşler birbirimizin fotokopisi gibi olurduk. Tabii ki genetik çeşitlilik az olacak dışarıdan döllenme yapmaya bakarak ama genetik çeşitlilik her mafradit aynı eşeyle bireylerde de görülecek diyeyim gençler buradan da devam edelim Eşeyli üremenin temelinin mayoz bölünme ve döllenme olduğunu söylemiştik. Dişi bireylerimiz var. Dişi bireyler mayoz bölünme sonucunda yumurta adını verdiğimiz hücreleri meydana getirecek. Tabii ki erkek bireylerimiz de var. Erkek bireyler de mayoz bölünme yapacaklar. Sperm adına verilen hücreleri meydana getirecekler. Yumurta ve sperm birleştiği zaman biz bu olaya döllenme ismini vereceğiz. n kromozomlu yumurta, n kromozomlu sperm birleşti 2n kromozomlu zigot meydana geldi. Daha sonra bu zigot da tabii ki bu sefer ne geçirecek? Mitozlar meydana gelecek. Mitozlar sonucunda embriyonik gelişim sonucunda 2N kromozomlu tabii ki yeni birey meydana gelmiş olacak. Geçelim bu tarafında üstünden bir tur. Haploid üreme hücrelerinin kalıtsal içeriğinin birleşmesine tabii ki ne ismini vereceğiz? Döllenme diyeceğiz. Sperm tarafından döllenmiş yumurtaya da zigot ismini vereceğiz. Zigotlar bizim için diploid yani 2n kromozomlu birer hücredir gençler. Buradan da eşeyli üremeyi bitirmiş oluyoruz. Hemen eşeyli üreme ile eşeysiz üremenin arasındaki farkları da şöyle topluca bir göstermiş olayım. Oradan soru çözümlerine geçeyim. Şimdi eşeysiz üreme dediğimiz zaman genellikle tür içi çeşitliliğe neden olmaz. Mutasyon gibi durumlar ekstrem durumlardır. Eşeysiz üremede ana canlıyla birebir aynı yapıya sahip canlılar meydana geldiği için genetik çeşitliliğe neden olmaz eşeyli üreme tabii ki tür içi genetik çeşitliliğe neden olacak yani varyasyonların oluşmasını sağlayacak. Hepimiz insanız da bazılarımız kahverengi gözlü, bazılarımız mavi gözlü, bazılarımız yeşil gözlü, birimiz esmer tenli, öbürü beyaz tenli gibi tür içi çeşitliliğin oluşmasını sağlayacak. Eşeğisiz üremeye baktığımız zaman kural olarak tek ata bireyin olduğundan bahsedeceğiz. Eşeyli üremede ise üreme hücrelerini üretecek iki tane ata birey vardır. Eşeğisi üreme dediğimiz zaman temelinde tabii ki mitoz bulunacak. Eşeyli üremenin temelinde ise mayoz bölünme ve döllenme dediğimiz olaylar vardır eşeğsiz üreme değişen çevre şartlarına uyum yeteneğinin düşük olduğu bir üreme şeklidir. Neden değişen çevre şartlarına uyum olasılığı düşükmüş? Çünkü canlı zaten o ortama adapte. Ortamın havası, suyu, pH'i değiştiği zaman genetik çeşitlilik olursa uyum daha fazlalaşıyor. Türün değişen çevre şartlarına uyum yeteneğinin daha yüksek olacağı şey ise bizim için tabii ki eşeğili üremedir. Canlı sayısında artış meydana gelmesi ikisinde de görülecek. Çünkü ikisine de üreme ismini verdik. Gelelim sorularımıza. İstenilen özelliğe sahip bir meyve ağacını çoğaltmak isteyen bir üretici yukarıda verilen yöntemlerden hangilerini izlemelidir diyor. Şimdi baktığımız zaman istenilen özelliğe sahip bir meyve ağacından bahsediyormuşuz. Ağaçlarda ne yapacaktık? Eşeğsiz üremenin vejetatif üreme dediğimiz şeklini kullanmamız lazımdı. Genetik çeşitlilik meydana gelmesin diye. Tomurcuklanma ile üremeye sakın düşme şurada tomurcuklanma yazıyor diye. Tomurcuklanma bitkilerde görülmüyordu. Bir amayası hidra gibi canlılarda mitozla bir çıkıntı oluşuyordu bağımsız da yaşayabiliyorlardı. Birlikte koloni de oluşturabiliyorlardı. Daldırma yöntemi neydi? Her ağaca yapılmıyordu ama bazı ağaçların böyle dalları bükülebilir özellikle oluyordu. Dalı büküyorlardı, toprağa ekiyorlardı. Sonra toprakla bağlantısını kesiyorlardı. Fındık gibi bitkilerde, böğürtlen gibi bitkilerde yapılıyordu. Tabii ki daldırma yöntemiyle üremeyi kullanabilir. Aşılama yöntemiyle üremede de bir tane anaç bitki ismini verdiğimiz bitki vardı. Yaralıyorduk. Sonra başka bir bitkinin dalını getirip ikisine birleştirme işlemini gerçekleştiriyorduk. E haliyle... Ne oluyordu? Ee, i̇kisi bir süre sonra birbirine kaynaşıyordu. Şu daldan istediğin kalitedeki bitkileri elde edebiliyordun. Tohumla üreme eşeyli üremedir. İstenilen özelliğe sahip bir meyve ağacını çoğaltmak istiyorsan tohumla üreme yaparsan genetik çeşitlilik meydana gelecektir. Genetik çeşitliliğin de nasıl meydana geleceğini bilmediğin için o bizim için e, eşeyli üreme başlığı altında değerlendirilecek hangilerini izlemelidir dediğine göre de cevabımız B yani 2 ve 3 oldu. Gençler, mayoz sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri metafaz 2 evresinden önce gerçekleşir diyor. Şimdi hangisinin hangi evrede meydana geldiğinden bahsedelim. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. En başta interfaz vardı. interli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diyorduk. Mayoz 1'de profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, sitokinez 1 olarak isimlendirecektik. Mayoz 2'de de bunlara ee, 2'yi yapıştıracaktık. İnterfaz sadece Mayoz 1'in başında vardı unutma. Mayoz 2'nin başında tekrardan bir interfaz görülmüyordu. O zaman şöyle bir bakacak olursak önce ne olacak? İnter. Profesör Mete'nin Anası telefon satacakmış Önce Mayoz 1'de Olanlar meydana gelecek Bir daha interfaz yok Sonra tekrardan Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Bu sefer hangi evreler geldi? İkinci evreler geldi. E bizden de ne istiyor? Metafaz 2'den önce meydana gelmiş olsun diyor. Yani şuradan öncesini soruyor. Crossing over olayı dediğimiz zaman crossing over nerede meydana geliyordu? Profaz 1'de meydana geliyordu. Haliyle tabii ki bu Metafaz 2'den önce meydana gelecek. Kromozom sarı sayısının yarıya inmesi dediğimiz zaman mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya inerdi. Yani stokinez gerçekleşti. iki tane yavru hücre oldu. Bu iki tane yavru hücrenin kromozom sayısı n'e mayoz bölünme 1'in sonucunda düşüyordu. Demek ki bu da metafaz 2'den önce gerçekleşti. Kardeş kromatitlerin ayrılması. He. Kardeş kromatitlerin titler birbirinden ayrılıyorsa biz hangi evredeyiz? Anafaz evresindeyiz ama anafazın ikinci evresindeyiz. Anafaz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyordu. Anafaz 2'de ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyordu. Anafaz 2'de metafaz 2'den sonra geleceğine göre bunu alamadım. Tetrat oluşumu ise yine profaz 1 evresinde meydana geliyordu. Kromozomlar bir araya gelerek homolog kromozomlar kromları tetratları meydana getiriyorlardı. O zaman da hangileri önce gerçekleşir dediğine göre 1 2 ve 4 oldu. Yani cevabımız D oldu gençler. Gelelim bu seferde de şekilli bir soruya. Üniversite sınavında da şekilli sorular çok çıkıyor. O yüzden hocalar okul yazılarında da şekilli soruları fazla soruyorlar diyeyim. Yanda verilen bölünmekte olan hücre ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi ben bu şekle baktığım zaman birincisi bu hücre mitoz mu yapıyor mayoz mu yapıyor anlayamam. Çünkü mitoz yapan her şey mayoz 2'de de olabilir. Mesela şöyle kafamda kurabilirim. Bunlar bir zamanlar kromozom yani bu mitoz bölünme yapıyorsa 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz ya da bu mayoz bölünme yapıyor olabilir mayoz bölünme yapıyorsa bunlar bir zamanlar şöyle şöyleydi yani bunların mayoz 1'deki parçaları da söz konusuydu o zaman bu mayoz bölünme yapıyorsa 2N 8 kromozomlu bir hücredir diyeceğim. Mitoz geçiren iken 4 kromozomlu bir hücreye aittir. Evet mitoz geçiriyorsa iken 4 olmak zorunda. Onu zaten yazmıştık. Doğru. Mitoz geçiren hücrenin anafaz evresine aittir. Anafazda zıt kutuplara doğru gidilme meydana geldiği için Tabii ki anafaz evresine aittir diyebiliriz. Çünkü birbirinden ayrılmaya başlamış kardeş kromatitler. Mit olsa kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorlar diyebilirim. Mayoz geçiren iken 4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz. Eğer mayoz geçiriyorsa mayoz 2'dedir. O yüzden böyle görüyorumdur. Bunu ben mayoz birini de düşünürüm. Bu 2 en eşittir. 8 kromozomlu bir hücrenin anca mayozuna ait olabilir. Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz 2 evresine tabii ki ait olabilir diyeyim. Gençler böylelikle cevabımızda hangileri yapılabilir dediğine göre 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Mitos sonucu oluşan iki sağlıklı yavru hücrede yukarıda verilenlerden hangilerinin kesinlikle aynı olması beklenir diyor. Şimdi mitoz bölünme sonucunda iki tane yavru hücre oluşmuş demiştik ki yavru hücrelerin genetik yapısı birbiriyle aynıdır. Bu hücreler tıpatıp aynıdır. Bu hücrelerin birbiriyle tıpatıp aynı olmasının sebebi DNA'larının yani genetik materyallerinin aynı olmasından kaynaklanıyor. Organel sayısı birbirinden farklı olabilir gençler. Şöyle yazayım kesinlikle aynıları soruyor. Organel sayısı farklı olabilir. Mesela diyelim ki bunda 10 tane ribozom varmış. 3 tane ribozom buna gider. 7 tane ribozom buna gelir. Şunu dediğinizi duyal gibi bir tane ribozomu varsa ne olacak? Bir hücrede organelden bir tane olmaz. Zaten interfaz evresinde işte DNA işlenir organel sayısı artar diyorduk ya organellerin eşlenmesi de söz konusudur. Organel sayısı farklı olabilir ama organel çeşidi not al bunu. Organel çeşidi farklı olamaz. Burada da ribozom varsa burada da olacak. Burada da mitokondri varsa burada da olacak. Burada da golgi varsa burada da olacak. Organel çeşidi farklı olamaz. Organel sayısı farklı olabilir. Stoplazma miktarı farklı olabilir. Hatta dişlerde olan mayoz bölünmede de bunun örneğini göreceğiz. E, sitoplazmayı farklı oranlarda paylaşabiliyorlar. Yine işte 10 nanometre 10 litre diyeyim e, sitoplazması olsun 3 litresini bu aldı 7 litresini bu aldı gibi düşünebilirsin. Bunda biraz daha fazla sitoplazma var bunda daha az var gibi düşünebilirsin. Bunlar farklı olabilir İki sağlıklı, düzgün mitoz bölünme yapan hücrede kromozom sayısı mutlaka aynı olmak zorunda. DNA miktarı da tabii ki ikisinin birbiriyle aynı olmasını istediğimiz için aynı olmak zorunda. Kesinlikle aynı olması beklenir dediğine göre de cevabımız 3 ve 4 oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Yukarıda verilen şekillerden hangileri 2n4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir diyor. Şimdi 2 en 4 kromozomlu bir hücreyi düşündüğümüz zaman şekillerin üstünden de gidebiliriz. Bak az önceki soruda da şu şekil vardı. Bu şekle ne demiştim? Bunları kromozom olarak hayal etsem 1, 2, 3, 4. O zaman bu mitoz bölünme geçiriyorsa 2 en eşittir 4 kromozomlunun mitozu olabilir. Buna bakarsan ama bunları kromozom olarak hayal edersen bu 2 an eşittir. İki kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir. Yani bu bizim için gitti. Yukarıya doğru baktım. Yukarıya doğru baktığımda da kromozomlar birbirinden paylaşılmış. Yani birle gösterilen de haliyle bizim için mitoza ait olamaz. Ne olabilir? Birbirinden ayrılıyor. Mayoz bölünmeyle iki buraya gidiyor, iki buraya gidiyor. 2 en dördün mayozu olabilir. Mitozu olamaz. Ama şuraya baktığın zaman bir, iki, üç, dört. Sanki bunun paylaşılmış hali gibi. Bir, iki, üç, dört. Kardeş kromatitler zıt kutupları gidilmiş Şunun bir sonrası gibi düşünebilirsin. O yüzden de cevabımız ne oldu gençler? 2 ve 3 şeklinde oldu. Onu da bulalım. Cevabımız B yani... Bursa seçeneği 2 ve 3 olacak. Geldik diğer bir sorumuza. 2N8 kromozomlu bir hücrenin profaz 1 evresinde gözlenen tetrat sayısı, kromatit sayısı hangi seçenekte verilmiştir? Demiştim ki burada ezber yapmanızı istemiyorum. Aslında küçük bir böyle formül gibi bir şey yazacağım ama aslında böyle formül falan da değil. Havalı bir şey değil. Şimdi ne olacaktı? Bir tane kromatin ipliğin olacaktı. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle bir tane kromatin ipliğin var. Bu kendi kendini eşleyecekti. Karşı kutbu oluşacaktı. E bu ikisi yan yana geldiği zaman iki tane kardeş kromatit bir tane kromozom yapıyordu. E bu mantıkla düşünürsen dört tane kromatit de yan yana gelerek kaç tane kromozom yapar? İki tane. O zaman şöyle diyebilir miyim? Dört tane kromatin iplik ya da kromatit yan yana geldiği zaman iki tane kromozom yapıyorlar. İki tane kromozom yan yana geldiği zaman da tetrat adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyorlardı. O zaman şöyle bir durum söz konusu oldu. 2N8 kromozomlu bir hücre. 8 tane kromozomu varmış. 8 tane kromozomu olduğuna göre bunun iki katı kadar da kromotite sahip olması lazım. 16 tane tabii ki nesi olacak? Kromotiti olacak. Sonra bunun yarısı kadar da tetrata sahip olması lazım. O zaman tetrat sayısına da 4 diyeceğiz. Tetras sayısını sormuş. Tetrat sayılarını hop 4'ü koydum. Kromotit sayısını koymuş. Kromotit sayısı da bizim için 16 şeklinde olacak. Hangi seçenekte de verilmiştir dediğine göre de cevabımız C seçeneği oldu diyeyim. Gençler buradan da yine partonogeneze yani eşeğsiz üreme çeşitleriyle ilgili bir soruya geçeyim. Yanda bal arılarında gerçekleşen üreme olayı tabii ki şematize edilmiş. Buna göre yukarıda verilen yorumlardan hangileri yapılabilir diyor. Bazı canlılar mitoz ile üreme hücresi oluşturabilir. Önce bir hatırlatma yapayım. Şimdi Partonogenez özel bir üreme şekliydi. Normalde ne diyorduk? Tür içi kromozom sayısı sabittir. Yani e, ee, tüm insanlar 46 kromozomlu, tüm köpekler 78 kromozomlu sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. Ama arılarda ekstrem bir durum söz konusuydu. Arılarda tür içi kromozom sayısı sabit değildi. Dişi arılar iki en kromozomlu yani iki katı kadar kromozom sayısına sahipken erkek arılar en kromozomluydu. Her şeyden bir tane bulunduruyorlardı. İşçi arılar dişiydi ama onların üreme yeteneği yoktu. Kraliçe arılar iki en kromozomlu oldu Için mayoz bölünme ile en kromozomlu yumurtaları meydana getireceklerdi. Erkek arılar zaten en kromozomlu mayoz geçirip de en bölü ikiye düşecek halleri yok. Mitoz bölünme yaparak spermleri meydana getiriyorlardı. Yumurta ve spermler birleştiği zaman yani döllenme olayı sonucunda tabii ki zigot meydana geliyordu. Zigotun kromozom sayısı iken iki anne yani olduğuna göre dişi bireylerden bahsediyoruz. Buraya kadar normal üreme bizim de öğrendiğimiz eşeyli üreme gibi. Dişi embriyoları eğer polen tozuyla çiçek tozuyla beslersen işçi arılar meydana geliyor. Arı sütüyle beslersen kraliçe arılar meydana geliyordu. Ama bir de partenogenezli üreme yani döllenmemiş yumurtadan yeni birey gelişmesi söz konusuydu. Kraliçe arı mayoz bölünmeyle yumurtaları meydana getiriyordu. Yumurtalar da gelişerek erkek arı adını verdiğimiz arıların oluşmasını sağlıyordu. Döllenmemiş yumurtadan yeni bireyler meydana geldiği için biz de buna partenogenezli üreme ismini veriyorduk. E buraya da baktığımız zaman yana bak diyor yana göre neyi çıkartabilirsin diyor. Bazı canlılar mitoz ile üreme hücresi oluşturabilir, oluşturuyor. Erkek arılar mitoz bölünme yaparak üreme hücrelerini meydana getiriyorlar. Arılarda cinsiyeti belirleyen faktör kromozom sayısıdır. Evet iki en yani iki katı kromozoma sahip olanlar dişi oluyor. En kromozomlu olanlar erkek oluyor. Demek ki cinsiyetin belirlenmesini sağlayan şey kromozom sayısı. Bak insanlarda böyle değil. Erkekler 46 kromozomlu, kadınlar 23 kromozomlu değil. Erkekler de 46, kadınlar da 46 kromozomlular. Genlerimizin ee, şekli belirliyor gibi düşünebilirsin. XX olanlar dişi oluyor, XY olanlar erkek oluyor. Ama bunlarda belirleyen şey kromozom sayısı. Partonogenin sonucu oluşan erkek arıların genetik yapısı birbiriyle aynıdır diyor. Neden aynı olsun ki? Sakın düşme buna. Partonogenes tamam döllenmemiş yumurtadan yeni bireyler meydana geliyor da bu yumurta mayozda oluşmuyor mu? Dişilerin ürettiği mayoz bölünme sonucunda oluşan yumurtaların genetik yapısı birbirinden farklı oluyor. Haliyle şunun genetik yapısından meydana gelecek olan arı, farklı şu yumurtadan meydana gelecek arı birbirinden farklı genetik özelliklere sahip olacak diyeyim gençler. Hangileri yapılabilir dediğine göre 1 ve 2'yi yapabildik. Cevabımız C'ye düşmüş. Oldu. Geleyim diğer bir sorumuza. Mayoz geçiren bir hücrede stokinez 1 ile stokinez 2 evreleri arasında geçen sürede stokinez 1 ile stokinez 2 arasında ne geçiyor? Mayoz 2 dediğimiz olay meydana geliyor. Yani profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 dediğimiz evre meydana geliyor. Bu evrelerde hangileri gözlenmez diyor? Şimdi baktım. DNA'nın eşlenmesi dediğimiz zaman bir kere DNA'nın eşlenmesi ta mayozun en başında yani interfaz evresinde meydana gelecek. Yani burada tabii ki gözlenmeyecek, alacağım. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması ise Anafaz 1 evresinde meydana geliyor yani stokinezden çok çok önce iki de tabii ki bu arada gözlenmedi iyi ipliklerinin kromozomlara bağlanması dediğimiz zaman bu metafaz 2 evresinde de meydana geliyor o yüzden bunu almayacağım sentromer ayrılması da yani e, kromozomları şöyle hayal ettiğimiz zaman bunları bir arada tutan bölgenin adı sentromerdi. Sentromer ayrılması kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Bu da bizim için anafaz iki evresiydi. Tabii ki bu da gözlenecek. Bize gözlenmeyenleri sorduğuna göre cevabımız da bir ve iki şeklinde oldu diyeyim. Gençler geleyim diğer bir sorumuza eşeyle üreyen canlılarda yukarıda verilenlerden hangileri tür içi çeşitliliğin meydana gelmesini sağlayan faktörlerdendir. Şimdi crossing over parça değişimi değiş tokuşu genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydı. Tabii ki tür içi çeşitliliğe sebep olacak döllenme ve mayoz bölünme zaten eşeyli üremenin temelini oluşturuyordu. Sentromer ayrılması o az önce şekilde çizdiğim kromozomları bir arada tutan bölgeydi. Mitozda da var. Sentromer ayrılması genetik çeşitlilik yapmaz. Homolog Kromozomların üreme hücrelerine bağımsız dağılımı ise tabii ki genetik çeşitliliğe sebep olacaktır. Yani cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Geleyim diğer bir sorumuza. Yukarıda verilen faktörlerden hangileri bir hücrenin bölünmesine neden olabilir? Alan hacim oranının bozulması zaten hücreler büyüdüğü zaman stoplazma yüzey alanları bozuluyordu. Bozulduğu için de hücre bölünmesi meydana geliyordu hücre büyüyordu ama çekirdeği büyümüyordu. Çekirdek büyümediği için de çekirdek organel oranı, çekirdek sitoplazma oranı da bölünüyordu, şey bozuluyordu. Bu da tabii ki hücrenin bölünmesine neden olan faktörlerden bir tanesi. E bunu zaten söyledik. DNA'nın kendine eşlemesi de hücrenin bölünmesine neden olan bir faktör değil hücre bölünmesinin sonucudur aslında bunların bozulması sonucunda bu durum söz konusu olur diyeyim. Gençler şöyle de bir baktığımız zaman yukarıda verilen faktörlerden hangileri bir hücrenin bölünmesine neden olabilir? Alan hacim oranının bozulmasını kabul ettik. Organel çekirdek oranının bozulmasını kabul ettik. Stoplazma çekirdek oranının bozulmasını kabul ettik. DNA'nın kendini eşlemesi bunun bir sonucudur diyelim. Cevabımız yokmuş. Hemen şunu 3 yapayım. O zaman da cevabımızı şöyle denizliğe düşüreyim. Yani 1, 2 ve 3 şeklinde olacak diyeyim. Gençler geleyim diğer bir sorumuza. 2N64 yani kromozomlu bir hücre peş peşe 4 mitoz 1 mayoz geçirdiğinde hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı. Aslında pratik bir yöntemiz var. Önce uzundan göstereyim sonra pratikten göstereyim. 4 mitoz dediği için iş biraz uzar. Şimdi baktım bir tane hücrem varmış. Bu mitoz bölünme geçirdiği zaman şu birinci mitozu. Sonra bir daha mitoz bölünme geçirecek. İkinci mitozu yaptığında da hop kaç tane oldu? 4 tane hücre oldu. Sonra bunlar tutacaklar. Üçüncü mitozu yapacaklar. Şöyle sekiz tane hücremiz meydana gelecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane hücre olacak. Sonra bunların her birinden de yine ikişer ikişer hücre olacak. E bu sefer de kaç tane çizmem gerekiyor buraya? 16 tane koymam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16. Tabii ki bu işlem çok uzun. Bunu böyle yaparsak bu işin içinden çıkamayız. Sonra bu kaçıncı mitozuydu? Dördüncü mitozuydu. Bunun arkasından bir tane de ne gelecek? Mayoz. Her birinden de dört tane hücre olacak. Yani 16 çarpı 4'ten bahsediyoruz. Senin yapmanı istediğimiz şey ne aslında? Şimdi dört tane mitoz bölünme geçiriyorsa 2 üzeri 4'ten gideceksin. 2 üzeri 4 kaç yapar? 2 kere 2, 4. 4 kere 2 8 8 kere 2 16 yani mitoz bölünme sonucunda 16 tane yavru hücre meydana geliyor aslında burada da ispat ettik mi ettik 16 tane hücre meydana geldi sonra bu 16 tane hücre mayoz bölünme geçirecek her birinden 4 tane olacak o zaman 16 çarpı 4'ten de oluşacak hücre sayısını bulabilirsin. Haliyle buradan kaç tane hücre olduğunu göreceksin. Hücre sayısı bizim için 64 olacak. Sonra baktım hücrelerin kromozom sayısından bahsediyor. 64'tü. Mitozda kromozom sayısı değişmedi, değişmedi, değişmedi. Şuradaki hücrenin de yine kromozom sayısı nedir? 64'tür. Ama arkasından mayoz bölünme geldi. Mayoz bölünme geldiği zaman kromozom sayısı yarıya inecek. Oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısı olacak. Yani en sonda oluşan hücrelerin kromozom sayısı tabii ki 32 olacak. Böylelikle de cevabımız C'ye düşmüş olacak diyeyim. Gençler, diğer bir sorumuza geçeyim. Mayoz geçirmekte olan bir hücrenin hangi evresinde sentromer ayrılmasının gerçekleşmesi sonucu kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Çok çizdim bu dersi ama bir daha çizeyim. Şunu kromozom olarak hayal edecektik. Biz biraz yanlış gösteriyoruz şöyle çizdiğimiz zaman. Böyledir şekli. Kromozomları birbirine bağlayan bölge sentromer bölgesiydi. Kromozomların birbirinden ayrıldığı bölgeye de baktığımız zaman mayoz bölünmeden bahsediyorsak mayoz 2 olacak. Mayoz 2'de de kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı evre tabii ki anafaz 2 evresi dediğimiz evredir. Geleyim diğer bir sorumuza. Aşağıda verilen olaylardan hangileri rejenerasyonla üremeye örnektir diyor. Kuyruğu kopan kertenkele kertenkelenin kuyruğunu tamamlaması üremeye örnek olamaz. Eğer kuyruktan da yeni bir kertenkele çıkaydı o zaman üreme olurdu. Ama sadece kertenkeleden yeni bir kuyruk çıkıyor. Kuyruktan yeni kertenkele olmuyor. İkiye bölünen deniz yıldızının her iki parçasının kendisini tamamlaması. Deniz yıldızı e bölünmüş bölündüğü zaman oluşan her bir parça kendini tamamlayınca birey sayısı artmış. Menekşe bitkisinden koparılıp suya konan yaprak parçasının kök oluşturulması dediğimiz zamanda bu bizim için vejetatif üremeye örnekti. Bir böceğe ait döllenmemiş yumurta hücresinin mitoz ve farklılaşmayla yeni canlıyı oluşturması partodogenezdi. Tohumun ekilmesi ise zaten bizim için eşeyli üreme olacaktı. Hiç devamını okumuyorum. Tohumu gördüysem tohum eşeyli üreme sonucunda meydana gelmiştir diyeceğiz. Eşeyli üre üreyen bir canlıda olaylarından hangileri mitozla gerçekleşebilir diyor. Mesela bizde mitoz büyüme dediğimiz olay tabii ki neyle meydana geliyor? mitozda gerçekleşiyor. Onarım dediğimiz zaman bu da mitozla meydana geliyor. Gamet oluşturma dediğimiz zaman arılarda erkek arıların mitozla gamet oluşturabildiğini görüyoruz. Eşeyli üreyen bir canlı olaylarından hangileri mitozla gerçekleşire çoğalmayı ise kabul etmeyeceğiz. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 4. Böylelikle geldik dersimizin sonuna bir sürü de soru çözmüş olduk. Peki bugünkü dersimizde neler öğrendik? Eşeyli üremenin tanımını yaptık. Eşeyli üremenin temelinin mayoza ve döllenmeye dayandığını söyledik. Döllenme sonucunda zigot adını verdiğimiz ilk hücrenin meydana geldiğini söyledik. Eşeyli üreyebilen canlılara bitkiler aleminde, hayvanlar aleminde, mantarlar aleminde, protistler aleminde rastlandığını söyledik. Hem erkek hem dişi organa sahip olan canlılar her mafrodit erselik canlılar dediğimizi, bitkilerin birçoğunda bu durumu gördüğümüzü, hayvanlarda da mesela solucanlarda çok fazla karşımıza çıktığını söyledik. Eşeyli üreme ile eşeysiz üreme arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri de yine bugünkü dersimizde öğrendik. Böylelikle dersimizin sonuna da gelmiş olduk diyeyim gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.